Ama bu şeyi... Başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Daha önceki dersi büyük ihtimal herkes izlemiştir. Orada birazcık hızlı gittik. O yüzden bayağı atladığımız şey oldu. Aslında önce ilimden başlamak benim amacım. O kısım kayda girmedi. Şunu kural gibi anlamamız gerekiyor ki ilim tek. Bir tane ilim var. O ve bütünsel. Evrende bir tane ilim var. Yani evrene bizim anlayabileceğimizin üzerinde bir ilim yüklenmiş. Bu ilimden ben sadece kendi anlayışım kadarını çıkarımda bulunabiliyorum. Onu da ayırmak zorunda kalıyorum. Bilim dedim, felsefe, edebiyat, kültür, sanat. Bunları ayırmak zorunda kalıyorum çünkü bir bütün olarak anlayamıyorum. Ben bir bütün olarak anlayabilsem böyle ayırmamaya gerek kalmayacaktı. Burada, bu şartlarda anlamam bir, benden üstün olan bir ilmi elemek zorundayım. Belli bir kısmını alabileceğim ben. Ha, bu her zaman böyle olacak. Şu anda ne kadar... O komplesi mi ilim? Bu hepsi aslında ilim denen şey. İlim. Bilim, ilim denen şey oluyor. Ama ben bunu ayırmak zorunda kalıyorum. Ben sadece bazen yazdım ama bu bütün, ben bütün olarak algılayamıyorum. Ben bunu bu parçalar halinde anlıyorum. Ve bunlardan sadece bazılarında uzmanlaşabiliyorum ben. Onun bile bazıları. O da bir yere kadar. İlim böyle. Hazreti Ali'nin sözü ne diyordu? İlim tek, tekti caygar onu çoğalttı diyordu. Yani burada bir... Söz sanatı mı kullanıyor acaba, yoksa gerçekten ilim tek ve bir tane ben mi onu tek olarak görmüyorum, parça olarak görüyorum? Arkayı söndürürseniz. Onu söndür. Orayı olmadı ya. Orayı da söndür. Orayı da söndür. Şimdi oldu, şimdi oldu. Orayı da söndür. Bu kamera açısından herhalde. Öyle mi? Bak, bak. Çok olmaz. Olmadı mı? Tamamen karanlığa girdi şimdi. Evet. Şimdi iyi mi? Şimdi iyi. Tamam, iyiyse tamam böyle devam edelim. Hazreti Ali diyor ki ilim tektir. İlim tekti, cahil onu çoğalttı. İlim gerçekten tek ve bütün ve onu çoğaltmak zorunda mı kaldık acaba diyorum ben de. Evet öyle oldu. Tekamül dediğim şey ise, tekamül dediğim şey benim üzerimde olan ilimden alabileceğim miktarı arttırabilmek. İlim önce beni bütünleyecek, sonra da aldığım ilimin genişliğini artacak. Yani ben sadece sanat, kültür, edebiyat, bilim üzerinde yoğunlaşmayacağım. Tekamül olduğu zaman bunlara da gerek kalmayacak. İlmin bütününden alacağım çünkü. Bunu neye dayandırıyoruz? Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. İslam'ın altın çağında din adamları vardı, ilim insanları vardı. Bunlar bilimsel deney yapıyorlardı. Daha sonra da gidip din adına hüküm veriyorlardı. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Din adamı sadece dinle ilgilenir, başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Böyle bir algıya dönüştü İslam'ın altın çağından sonra. İslam altın çağı maalesef biraz kısa sürdü. O dönemde insanların hem bilimle uğraşıp hem de dini anlamda karar, hüküm verebilecek düzeyde hale gelebiliyor olmalarında yine böyle bir şey var. Adam diyor ki benim hem rasyonel düşüncem gelişmek zorunda, hem manevi yönüm gelişmek zorunda. Bu ikisi geliştiği zaman ben ailemdeki ilimden daha fazla şey alacağım. Çünkü ben daha bütün olacağım. Ben gelişirsem ailemden aldığım ilim de artmış olacak. Orada sanki böyle bir şey vardı yani. Kur'an-ı Kerim'in uzaydan bahsetmesi gibi mi Hasan abi? Kur'an-ı Kerim kitap Allah'ın ayeti. Uzay dediğin şeyde Allah'ın ayeti. Ben ayırıyorum onu. Yine ben ayırmak zorunda kaldım. O fenli ilim oldu. Bu dini ilim oldu. O da Allah'ın değil mi? O da Allah'ın ilmi değil mi? Sadece şey değişti. Modu değişti. Yani farklı şekilde geldi bana. Ben onu farklı algılıyorum. Oysa aynı yerden geliyor. Yani bir adam rasyonel bilimle uğraşırken aslında Allah'ın ilmiyle uğraşıyor. Bir de şöyle düşünelim. Allah'ın ilmini bilmeyen, Allah'ın ilminden haberi olmayan biri onun nasıl tanınacak? Yani onun adına nasıl Allah şöyle de böyle de diyebilir ki? Hani onun dilini bilmiyorum ben. Yani şöyle bir şey var. Eğer ben rasyoneliteden uzaklaşırsam aldığım ilim biraz hurafi mi değil mi arada kalacağım. Her zaman bu sorunu yaşayacağım yani. Acaba bu aldığım ilim hurafi mi değil mi?
altını doldurabildiğim sürece, buradan doldurabildiğim sürece altını, böyle bir sorun yaşamayacağım. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Öyle bir noktaya gelmem lazım ki benim, bunlardan aldığım bilgiler tek bir çatıda hepsi birleşiyor olması lazım. Şimdi dinden ben bilgi aldım, bilimden bilgi aldım. Bunlar ayrı mı? Bunları ayrı potalarda mı edeceğim? Ayrı ayrı mı bunlar? Şöyle bir şey olması gerekiyor. Ben bir temel yaptım, bina temeli yaptım. Öyle sağlam konstrüksiyon, yapı oluşturdum ki buradan nereden gelirse gelsin bilgi bina oluşuyor. Çünkü ben yerini biliyorum. Buradan gelecek nereye gidecek biliyorum. Çünkü sağlam temelim sağlam. Temel oluşturdum. O da ne? Yine aynı yere geliyorum. Bilim, din, ben asıl temel olan şeyleri bunlardan oluşturdum. Temel oluştu mu? Okey. Ondan sonra buradan nereden gelecekse gelecek benim bina oluşturdum. Bu da buradan gidebiliyor mu? Onu da şöyle göstereyim. Eğer benim bir düşünsel zeminim, sağlam bir zeminim, sağlam bir konstrüksiyonum varsa artık gelecek parçanın nereye koyacağım ben biliyor olacağım. Ama böyle bir yapı oluşturmadıysam zihnimde, düşünsel bir zemin oluşturmadıysam bir yerden, bilimden bir şey geldi bana, bilimsel bir bilgi geldi, dinden bir bilgi geldi. Bunlar ayrı yani, bunları birleştiremiyorum ki ben. Bunu bu aynısı, ikisi de Allah'ın ayetiyse ben bunları birleştirebiliyor olmam lazım. Eğer ben bilime ait bir şey biliyorum diyebiliyorsam, dine ait bir şey de ben biliyorum diyebiliyorsam artık onları birleştirebilecek gelişmişliğe ulaşmış olmam gerekiyor. O zaman biliyor demem lazım. Eğer ikisi birleşmiyorsa, dinle bilim birleşmiyorsa ben bilmiyor demem lazım o zaman. O işe yaramadı yani. Ben anladım, okey anladım ama birleştiremiyorsam o zaman tam olarak anlayamadım. Burada şöyle bir şey var. Bilgi az önce gördüğümüz kaynaklardan gelen bilgi yapı olarak nasıl söylesek maalesef biraz ezoterik. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii tabii. Bu biraz vahidiyete, ehadiyete benzemiyor mu? Onu demek mi istiyorsun? Yok yok, o şimdi karşısına bir takdim etsin o. Çünkü vahidiyete, ehadiyeti bayağı bir şey yapıyor. Yatası lazım ki evet diyebilsin. Şöyle, bilginin ezoterik bir yanı var. Ezoterik ne demek? Onu hak edene ulaşıyor. Bilgi için, ben ulaşmak için çaba göstermediysem, o benim önümdeyse de bilir, burada yazıyorsa bile ben okuyacağım ama anlamayacağım. Çünkü ben ona uygun bir zemin oluşturmadım. Hiçbir... Ne dedi ezoterik için? Yani onu hak etmek için çaba gösterdiysem o bana gelecek. Ona bir bilgi sadece onu hak edenlere gidecek, değil mi? Hak etmeyenler ona ulaşamıyor. Böyle bir özelliği var maalesef. İlmin değil mi? Evet. Ben ona uygun bir zemin oluşturmam lazım ki o bana gelsin. Öyle ona uygun olmasın. Aynen. Eskiden insanlar şöyle, gizli bilimler varmış, bu herkese aktarmıyorlarmış. Sadece kendi bulunduğu, kendi tanıdıklarına, kendi ulaşmasını istediği kişilere ulaştırıyorlarmış. Yani buna da ezoterik bilgi deniyor daha öncekilerde. Bizim şimdi ilmin bana gelmesi için yapmam gereken şey de şu, üç tane zeminim var benim. Biyolojik zeminim, düşünsel zeminim ve manevi zeminim. Ben eğer insan olarak doğduysam ve yetişkin olduysam bu üç tane zeminimi güçlendirmek, en olabilecek en iyi haline getirmek zorundayım. Biyolojik zeminim, düşünsel zeminim, manevi zeminim. Neden? Şöyle, ben şu anki halimi düşünüyorum, bir de 10 yıl sonraki halimi düşünüyorum. İkimiz de yaşıyoruz 10 yıl boyunca. Ben 3 tane zeminimi, biyolojik zeminimi, düşünsel zeminimi, manevi zeminimi olabilecek en iyi seviyeye getirmek için uğraştım. Son cümle. Ama benim diğer versiyonum nasıl olsa yaşıyorum. Ne gerek var ki yani uğraşmak. Sen de yaşayacaksın, ben de yaşayacağım. Ben gelişmek istemiyorum dedi. Sadece akşam ne yiyeceğini düşünerek yaşadı. 10 yıl sonra biz karşılaştık, birbirimize bakıyoruz. Benimle o aynı olabilir mi yani? Ben çaba gösterdim gelişmek için ve bunun sonucunda da illaki bir tekamül oldu yani. Ben bunu hissetmiyor olabilirim ama oluyor. O hiçbir şey yapmadı, sadece yedi, sadece tüketti. Ve ikimiz bu yaptıklarımızdan dolayı sorumlu olacağız. Çünkü bilgi bir farkındalığın sonucu anlamlandırılabilir. Ben bir farkındalığa vardım ki bundan gelen bilgiyi anlam verdim. O da bana sorumluluk olarak dönüyor. Ben bir bilgiye ulaşma farkındalığı verilen bir şahısım. Bu bilgi
bir sorumluluğa dönüştü. Ben bunu ne için kullandım? Eğer biyolojik, düşünsel ve manevi zeminlerimi geliştirmek için kullandıysam bu sorumluluğu yerine getirdim. Eğer kullanmadıysam yani o zaman ben sorumluyum. Manevi, ben bana bu sorulacak. Sen yetişkin bir insan oldun, yaşadın. Hiç mi? Yani hiç mi ders almadın? Hiç mi düşünmedin? Ben biyolojik yapımdan sorumluyum. Hiç mi gelmedi aklına? Demek ki bir şey olmam gerekiyor. Tekamül biraz da zorunluluk. Hani ben yaşarım, okey, mutlu mutlu yaşarım. Tekamül etmesem de olur. Böyle bir şey yani büyük ihtimalle yok. Bir de bunlara niye ihtiyacım var benim? Dinlebilme niye ihtiyacım var? Bir yandan da şöyle bir şey var. Kendi zemininde doğmayan tek varlık insan. Kendi merkezi. Yani bir tane şöyle artı düşünür. Merkez olması gereken. Yani ne için yaratıldım ben? Ersal, senin görevin burada durmak. Merkezinde yaratılmıyorum. Yani ben dünyaya merkezinde gelmiyorum. Başka bir yerde dünyaya geliyorum. Bütün hayvanlar merkezinde dünyaya gelir. Ne yapacağı bellidir ve onu yapar ve onun dışında bir şey yapmaz. Ama ben başka yerde geliyorum. Benim görevimse merkezime gelmek. Merkezime gelmem içinse benim bir şeyler almam lazım, değil mi? Kuralları görmem lazım. Merkeze gelmenin kuralları nerede? Dinde. Bunun yöntemi nerede? Bilimde. Hayvanlar kendi varoluşlarının zıttı bir davranışta bulunmuyorlar. Ama ben biyolojimi mahvedebiliyorum. Ve bunu normal bir şeymiş gibi yapıyorum. Mesela diyelim ki şeker gibi vesaire, hani bana zarar verecek bir şey çok normal bir şekilde yiyebiliyorum. Acaba bunun sorumluluğu yok mu? Sadece manevi şey mi günah? Ben varoluşuma zıt bir şey yapıyor olduğumda manevi olunca günah da maddi olunca günah olmuyor mu? Sorumluluğu hiç mi yok yani? Demek ki varoluşumun zıttına bir şey yaptığımda kötü bir şey yemek de olsa bunun manevi bir bağlayıcı da olmak zorunda. Yani belki küçük günah olarak görebiliriz. Ben istediğimi yerim, istediğim gibi yaşarım diyebiliriz ama acaba küçük günah, küçük görmekte nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Demek ki sorumluluklarım var benim. Bu sorumlulukların manevi, maddi bir ayrımını da ben yapıyorum gibi geliyor birazcık. Çünkü bana sorulacak, sen nasıl kullandın bu emaneti diye sorulacaksa eğer ben bunu da öğrenmiş olmak zorundayım. Bir de artık öyle bir noktadayız ki hani senin bundan haberin yok muydu diyebileceğimiz bir durumumuz yok. Her şey ortada, ulaşabilirsin, sorumluluklarını öğrenebilirsin. Demek istediğim kısaca manevi zemin, düşünsel zemin ve biyolojik zeminde benim bilgiyle olan etkileşimimde bir numaralı rol oynuyorlar. Bunlara bakışımda da manevi zemine önem verdiğim bir diğerlerine önem veriyor olmam gerekiyor. Şimdi birinci kısmı ben yine çok hızlı konuşuyorum ya, biraz yavaşlamam lazım. Normal. Biz alışmışız. İyisin. Biz alıştık sana. Ben de konuştuğum için de tanışmış. Şimdi boyutlardan bahsedelim. İçeride aynı. Sen konuş. İçeride aynı. İçeride aynı değil mi? İçeride aynı. Şimdi şöyle. Varlıklar boyutların belli kısımlarında belli bölgelerinde varlıklarını gösterebilirler. Yani ne diyoruz? Bütün alemlerin bende karşılığı varsa eğer, ben sadece bu boyutta sınırlı olamam. Hayvanın evet daha azdır ama her varlık, melekler, cinler vesaire, boyutların farklı noktalarında varoluş sergiliyor olmaları gerekiyor. Mantıksal olarak böyle bir şey olması gerekiyor. Ama bilinç dediğim şey ise sadece 3+1 bu boyutta farkındalık üretiyor. Bilincimle ben sadece buradayım ama varoluşumla farklı boyutlarda da varım yani. Şu an bilincim burayı algılıyor ama ben farklı boyutlarda varım. Yani bilincimiz sadece buraya hapsolmuş. Bilinç sana sınav için buradasın diyor. Yani sen sınavdasın şu anda, diğer boyutlarla ilgini şu anda kesiyorum senin. Sen buraya da vermen gereken sınavı vereceksin ya tekamül edeceksin, aşacaksın burayı ya da ölüp aşacaksın, bir şekilde aşacaksın, evet. Bir sene de bilmesen de 18 bin alemana kadar sen. Ama şuurun ise seni burada tutmuş. Ben buradayım diye zannediyorum ama evet. Başka yerlerde bağım var, göremiyorum ama göremiyorsun. Var. Evet. Evet. Onu da mevzu bilincin gelişmesi mi esas? Evet. Yani onu diyeceğim mi? Şöyle, tekamül zaten o. Ne diye ifade ediyorsun? Senin sunumuna göre tekamül o zaman ne? O bilincin
ne olmasıdır? Şöyle, zaten bu biraz dersin konusu aslında bu. Rezonans denen bir şey var. Benim önce düşünsel zeminim kendi içerisinde bir rezonansa giriyor. Sonra kalbim kendi içine bir rezonansa giriyor. Bu zaten bayağı bir iyi bir başka bir şey oluyorsun. O ikisi de rezonans o akılda. Akıl bütünlüğü gibi. Zaten o karşılığı. Zaten bu buradan o... Sonra ondan nereye gidiyor? Yani sonra mı söyleyeceksen acele bitirmek. O zaten onu sadece gidenler söyler büyük ihtimalle. Aynı zahirde hakikati görmek. Tamam yani şimdi şöyle bir şey görüyorum. Senin şimdi ifade şeklin farklı. Hani bizim kullandığımız terminolojiden biraz daha... Bir sunum yapsın sonra sonra. Tamam. Zaten benim de demek istediğim şu. Eğer sen... Sunacağını tahmin ediyorum. Eğer sen dini gerçekten anladım diyorsan... Onu her türlü dille anlatabiliyor olman gerekiyor. Ben illaki dini terminoloji kullanmak zorunda değilsem daha serbestim, daha özgürüm ve daha demek ki bu konuyu daha farklı şekillerde açıklayabiliyorum demek oluyor. Yani bu inançsız bir insana da anlattığında okey, evet doğru söylüyorsun diyebiliyor olması lazım. Bu rasyonel bir şekilde olması gerekenin dinle aynı şey olduğunu söylüyor. Yani az önceki bilim dediğim şey aslında dinin farklı bir versiyonu sadece. Şimdi birazcık anlamamız gerekiyor. Bir sunum yapsın. Şimdi şöyle ne dedik? Varoluş sergileyebildiğim boyutun şartlarındayım ben ve bu şartlarla hüküm veriyorum. Ben bu şartlara 3 boyutta biz mahkumuz ve buradaki algımızla düşünüyoruz. Buradaki düşünsel yapımızla biz bir şeyleri algılıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Umwelt denen bir tane kavram var. Bu elimde şunu göstereceğiz. Bu tek bir tane kelimeyi niye gösteriyorum böyle? Umwelt denen bir kavram var. Bu da şu demek. Ben içinde bulunduğum şartlarda sınırlı bir algıya sahibim. Dış uyaranlara karşı sınırlı bir algıya sahibim. Elde ettiğim her şey böyle bir sınır dahilinde bana geliyor. Yani ben çevremi bir bütün olarak olduğu gibi değil, kendi sınırladığım bir süzgeçten geçmiş olarak algılıyorum. Bu niye önemli? Yani benim üreteceğim, beni alacağım her bilgi sınırlı olacak. Bunu bir kere biliyor olmam gerekiyor. Ben doğrudan doğruya bilginin kendisiyle ya da evrenin dahi kendisiyle muhatap asla olmayacağım. Ben sınırlı bir şekilde dış uyaranları alıyorum. Bunu bilmem gerekiyor. Neden bilmem gerekiyor? Şimdi onu biliyoruz. Kelimenin manası ne? Yani kavram. Modern fizikleri kavram. Algıda sınırlılığı anlatıyor. Şimdi boyutlara gelelim biraz. Herkes biliyor ama yine de konuya giriş olsun diye yine de hatırlayalım. Sıfırıncı boyut sadece nokta. Bir varlık sıfırıncı boyutta kendini ifade ediyorsa kaybı o kadar çok ki sadece nokta olarak görünüyor. Birinci boyutta doğru, yani şu anlaşılsın diye dümdüz çizgi aslında bu. Bir varlık kendini birinci boyutta ifade ediyorsa o kadar kaybı yine çok ama yine de biraz var yani buna göre. Sadece çizgi olarak ifade edebiliyor. İkinci boyutsa derinliği olmayan yüzey. Yani derinliği yok bunun, sadece yüzeyin kendisi. Burada şekil oluşabiliyor artık. Üçüncü boyutta ise derinliğimiz var. Bunu biliyoruz. Şöyle, benim amacım ne? Ben kendi boyutumdaki varoluşumla ilgili sonuca ulaşabilmek için 3 ve 2 arasında bir etkileşim kurmaya çalışacağım. 3 boyutla 2 boyut arasında nasıl bir kayıp oluyor, nasıl bir etkileşim var ki 4. boyut ya da benim üzerindeki boyutlar benim aramda nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışacağım. Şimdi yavaş yavaş konuya gelelim. Ne dedik? Zaten hepimiz biliyoruz ama da aşağıda. Elimde bir tane 3 boyutlu küre var. 3 boyutlu küre derinliği olan bir küre. Ben bu küreyi ne yapacağım? İkinci boyuta aktarmak istiyorum. Osman abi bir boyut geçmesi yok mu? Yani sırayla mı? Vardır ama. Tabii. Arayla bir boyut yapan mümkün mü?
Ha, sırayla git gel diye. Bir deneyeyim, sen azıcık anlatırsan ben onu. Mesela şöyle. Burası çok önemli. Daha önce bununla yaptığımız için diyor, bu dünya ve ahiret, dünya ahiretin üzerine tentemeli perde ya, bu misal çok güzel tanımlayacak. Eğer becerebilirse. Yani diğer boyutlar burada nasıl gözüktüğünü mi anlayacak abi? Yani alemi gayb burada nasıl gözüküyor? Benim buradan çıkarttığım şey. Burada şu an, bir dakika şunun oluyor mu? Ben istersen bu gene sende kalsın, sen söyle, ben oklarla ileri geri yapayım. He. Mesela yani değiştir, ilerlet, geri yap. Ben buradan... Tamam, ben şöyle yapacağız. Ha, şöyle, yani. Şimdi üç boyutlu bir kürem var benim. Üç boyutlu küreyi ne yapmak istiyorum? İkinci boyuta ittirmek istiyorum. İkinci boyuta ittirmek istememin nedeni, kürenin ikinci boyutta kendini nasıl ifade edeceğini anlamaya çalışacağım. Üst boyuttaki bir varlık alt boyutta kendini ifade ederken ne oluyor onu görmek istiyorum ben. Ki ben üçüncü boyuta geldiğimde ne olmuş olabilir onu anlamaya çalışacağım. Şimdi bunu üç boyutlu küreyi iki boyutlu yüzey, aslında burada derinlik yok da ben anlaşılır olsun diye hani tahta biz tanımlayabilirim diye yaptım. Üç boyutlu küreyi yavaş yavaş tahtanın içine doğru ittirmeye başladım. İttirdim, ittirdim, ittirdim. Şimdi şöyle, küre iki boyutlu yüzeye ilk dokunduğu anda en geniş noktası, evet, ikinci boyuta girmeye başladı. İkinci boyutta kürenin değen noktası görünmeye başladı. Şimdi orada önce nokta olarak göründü ikinci boyutta. Yani şöyle, ikinci boyutta şimdiye kadar hiç olmayan bir şey ikinci boyuta girmeye başladı. Dikkat edelim ancak burada. Niye? İkinci boyutta hiçbir şey yokken, hiçbir şey yokken ben üç boyutlu bir küreyi ittirdim, orada var olmaya başladı. Yoktu, var olmaya başladı. Demek ki buradaki var yok algısı oraya ait, bana değil, beni bağlamıyor. O diyor ki yok, o diyor ki var, oraya ait. Ben olmayan bir şeyi orada var etmeye başladım. Biraz ilginç değil mi? Biraz daha ittirmeye başladığımda nokta yuvarlığa döndü. Değişti. Küre, kürenin kendisi küre ama buraya ikinci boyutta girdiği zaman değişmiyor yani, girdikçe girmeye başlıyor. İki boyut mu devam ediyor burada? İki boyut, aslında o şuradan çıkmaya başlıyor küre de, burada gösteremiyoruz tabii. Arkada itiyorsun ve buraya bıraktığı iz büyümeye başlıyor. Küre büyüyor ya. O üç boyutlu olarak mı geliyor? Üç boyutlu olarak buradan çıkıyor. Bu sadece buraya iz bırakıyor yani, kesit bırakıyor. Hadi geçecektir, devam et. Devam edelim ittirmeye küreyi. Küreyi ben arkadan ittirmeye devam ettim. Devam ettikçe nokta büyümeye başlıyor. Niye? Kürenin çapı büyüdüğü için o da büyümeye başlıyor. Geri değil, ileriye. Yani şöyle yapacağım da. Anlat. Şu dizde haline getirelim. O yukarıdan aşağı. İşte mekan toşluğu. Bak. Bak geliyor, geliyor, geliyor. Küre geldi, büyüdü. Kendi çapına ulaştı. Ne yaptı? Kesit veriyor. Yani burada küre kendini küre olarak ifade edemeyecek ya ikinci boyutta. Sadece kesit verebiliyor. Ben ikinci boyutta sadece kürenin kesitlerini görebiliyorum. Yani küre girdi, buradan aslında yarısı çıktı şu anda da, burada gösterebiliriz şimdi böyle. Verdiği kesit maksimum noktasına geldi. Biraz daha oynatalım Osman'cığım. Küre çıkmaya başladı. Küre çıkarken yine... Yani çıkar çıkma, çıksın çıkma. Aynen. Çıkar çıkar. Öyle değil. Ha. Küre çıktı buradan. Bıraktığı izler bitti. Küre burada. Küre ikinci boyutta izler bıraktı, bir izlek oluştu. Farklı şeyler bıraktı ama küre burada. Küreye hiçbir şey olmadı. Bir üst boyuttaki küre iki boyutlu yüzeyden geçerken, iki boyutlu aleme girip oradan çıkarken farklı noktalarda izler bıraktı. Önce büyüdü sonra küçüldü ama kendisine hiçbir şey olmadı. Buradan da bir de o alttakiler var ya, ha, evet, bir de bunu yandan görelim. Küre geldi ikinci boyuta doğru, geldi, nokta oldu, büyüdü, verdiği kesit değişiyor burada, daha büyüdü. Çizgi yani, siyah çizgi. Evet, iki boyutlu yüzey burası. Geldi ve... Bak şu, ortaya alır mısın? Hop hop hop. Bak şimdi bu küre, küre iken bu çizgi, burayı alem, şu fark, burası alem şahit. Küre burada çizgi gözüküyor. Küre nerede, çizgi nerede? Çizgi gözüküyor. Bir daha. Şu anda. Bu istikbalden mazi, bu hal. Şimdiki zaman, bu küre geldi, burada ne olur?
çizgi gözükür. Ve biz çizgi diyoruz. Aslı bu küre. İşte biz bu dünyada gördüklerimiz hep çizgi. Aslına göre. Bir üst boyut, alt boyutta böyle gözüküyor. Çizgi. Çizgi gözüküyor. Yani yuvarlak tabuda. Şöyle bir kağıt düşün. Şu kağıt. Bakın. Şu kağıt. Şuradan küreye geçiliyor. Burası alem-i şehadet. Dünya. Şurada küre. Geçilince bir nokta olur. Dokundum ya. Kürenin ucu dokundu. Nokta. Ders. Bu derdikçe çizgi büyür. İşte o kadar. Başka bir şey. Nokta. Sağa sola çizgi büyür. Küre buradan delip geçiyor. Küreye bir şey olmuyor. Burada ne oluyor? Kendisini bir nokta, çizgi biraz büyüdü, adam kayboldu gitti. Buraya, burada şahit olanlar, ya bir çizgiydi. Bebekti büyüdü. Tamam. Şimdi ağaç gösterirsen daha belli olur. Hasan abi söylüyor abi. Hasan abi. Diyor ki alemin gaybı deliyor diyor ağaç. Evet. Alemin şahitliği için. Evet. Çizgi için kitab-ı mübin diyebilir miyiz? Çizgi kitab-ı mübin tabii. Tamamı, kürenin tamamı imam-ı mübin. Evet. Şimdi bak ağacı gösterirse hemen bu sıcak. Şimdi bu da şeyde bir üst boyuttaki varlığın alt boyuta bırakmış olduğu varoluş hikayesi. Yani bu da kürenin kendisi buradan geçerken orada önce büyüyen sonra tekrar küçülen izler bırakıyor ya. Bırakmış olduğu izler oradaki ömrü aslında. İz bıraktıkça orada farklı. Benim 10 yaşındaki, 20 yaşındaki, 30 yaşındaki hali gibi düşünebiliriz yani. Bıraktığı izler onlar ama kendisine hiçbir şey yok, kendisi değişmiyor yani. İkinci boyutta, bunu yaparken şimdi ikinci boyutta varlıklar olduğunu düşünelim. Onlar bana diyecek ki, buraya bir varlık geldi, doğdu, büyüdü ve öldü diyecekler. Ben diyeceğim ki, hayır küre buradaydı, ona hiçbir şey olmadı diyeceğim. Ama onlar kendi gerçekliklerinde onu yaşıyorlar. Onlar orada bir izlek görüyorlar, biri geliyor, yaşıyor, ölüyor. Bana göre hiçbir şey olmuyor. Demek ki hani oranın kuralları sadece orada geçerli. Ben onların kurallarına tabi olmadığım için bana komik geliyor yani böyle bir şey olmadı ki küre orada yaşamadığı. Bir geri alır mısın? Çok önemli. Burayı bu tarafa alır mısın? Şimdi burada bir sürü insanlar var, mahluklar var. Bu alemin gayb, istikbal. Hop dur. Şimdi burayı yanaştır. Bu nokta oldu. Buradakiler diyor ki Allah Allah bir nokta oldu. Sonra doğdu yani. Vücuda geldi. Sonra büyüt. Çocukluk. Gençlik, ortaya gençlik, ihtiyarlık ve ondan sonra hep çizgi gözüküyor ve buradakiler diyor ki ya bir noktaydı, sonra bir çizgi oldu, yani doğdu, büyüdü, öldü. Peki küreye bir şey oldu mu? Küre öldü mü? Küre ölmedi. Buradakiler öldü dedi. Yani biz bu dünyadakiler diyoruz ki onların öldü, öyle bir şey yok yani. Öldü yok. Zorunda. Bir daha, bir geri al. Çok önemli. Aferin onun için çağırdım Hasrettin sen. Çok lazım abi. Buradaki adamlar yaşıyor. Özür diliyorum kusura bakma. Şimdi bu gayb. Üçüncü boyut. Bu iki boyut. Emre boyut, çizgi, alem-i şehadet. Şimdi yanaştır. Daha buradakiler diyor ki ya birisi dünyaya geldi. Yani niye? O, nokta. O küreyi bedeni misalimiz desek bizim bütün bedenimiz. Ne derseniz üç altın. Benim andaki her görünüşüm şey oldu. Nokta. An. Şu an bu halim gözüküyor. An vardı yani beden misali. An. Dırr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 
gelişti diyor. Kürenin hiçbir şeysi gel. İşte gene uzun çizgi bak. Çizgi ilk önce buradaydı. Bak çizgiye bak. Şu çizgiydi. Bu şuraya kadar. Bak çizgi yukarıda. Başmış olmadı. Sonra gitti. Aa sunmaya başladı. Ve buradakiler diyor ki Allah Allah zavallı öldü. Öldü mü? Geldi gitti. Doğmadı ki ölsün. Ama burada öyle gözüktü. Doğmadı yok, ölümdü. Bir başka boyuta geçince doğandı, ölendi. Yuhyi ve yuhyi de aynı. Alem-i şehadet perde mi oluyor o zaman? Evet, alem-i perde. Buraya göre doğdu. Ve doğduğu yere göre de ölür. Ama bu ne doğdu, ne öldü. Kendisini burada ifade etti. Sen nasıl anlıyorsan. Tamam. Şimdi devam et abi. Bir de şöyle bir şey var. Bu tarz boyut farklılıklarında bütün etkiler o
etkilerin olduğu boyuttaki kurallar zinciriyle oluyor. Yani ben buna şimdi bunu yapıyorum ya, bana diyor, şöyle gelebilir yani. Hani bu yapay bir etki. Hayır. Ben gerçekten bunu yaptığım zaman ikinci boyuttaki kurallar zincirini çalıştıracak bu. Ve orada gerçekten bir şeyler olacak yani. Mesela burada da, bizim boyutumuzda da bu boyuta ait olmayan bazı şeyler var. Ya da olabilir mi diyeyim en azından. Onlar bu boyuttaki halleriyle bize görünüyorlar. Ama bu boyutta değiller aslında. Kaynakları başka bir boyutta olabilir. Mesela bunların en önemlilerinden foton ve elektron bence incelenmesi gereken şeyler. Onlar bu boyuta uygun davranmıyor çünkü. Ben tekrar söyleyeceğim. Orada ikinci boyutta yoktu böyle bir şey. Sen de İkinci boyutta yoktu. Bakın ikinci boyutta yok. İkinci boyutta olmayan şey daha sonra şöyle evet aşağı. Siz mi yapıyorsunuz? Ben yaptım. Yok olmaz. O diyor. Yanaştır. Dur abi o şeyden. Ya hepsi seçti. Ya. Tamam demin ki iyi yapayım. Ha bak. Geliyor. Kendisini... Şöyle burada demek istediğim benim şu. Yok. Olmayan, tanımlanamaz, olmayan bir şey. İkinci boyuttaki varlıklar için olmayan bir şey var olmaya başlıyor. Yani yaratılıyor aslında. Şimdi bunu ben de ittiriyor olsam orada yaratılıyor ya. Ben mi yaratıyorum aşağı? Demek ki içinde bulunduğum kurallar beni bağlıyor. Benim bir üstündekini bağlamıyor. Burada yaratılmaya başladı. O diyor ki aa dedi, Allah can verdi falan diyeceğiz biz orada olsak yani. Tamam buradaki şartlarla ben bütüne dair kesin bir yerde varamam yani. Bu şartlar benim şartlarım. Bu şartlarla ben net kesin şeyler söylemiyorum. İşte hani inkar etmek çok kolay değil yani. Ben kendi şartlarımın kısıtlılığını anlayabiliyor olmam. O zaman bütün o hem onu hem onu gören bir söyleyene mi ihtiyaç var? Tarif ediciye ihtiyaç var. Olan biteni ifade eden birisine ihtiyaç var. Şöyle o açıdan bakarsak şöyle oluyor. Burada yaşayan bütün umvertler, bütün algı sınırlıkları aynı ya. Onların üstünde bir şey bana demesi lazım ki bak burası da sınırlı değilsin. Bir üst daha var. Yani sen her şey burası değil demesi lazım. Elçi gelmesi lazım ki ben okey diyeyim, inanayım ya da sorgulayayım. Ona geleceğiz zaten şimdi. Bu elçi olmadan olabilir mi diyor musun? Olamaz. Neden olamaz? Onu da açıklayacağız. Tamam. Devam edelim mi? Tamam abi şimdi tamam okey bu bitti. Tamam o zaman direkt... Aç varsa tam zamanı... Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Az önceki şey görüntüyü bir daha açabilir misin? Şimdi şu var ya abi şu görüntü. Siyah. Yani şu gördüğümüz ikinci boyut. İkinci boyutta bizim küreyi görüşümüz. Bu bizim bakış açımız. Şimdi bu küreyi geçirtmeyelim de o tahtayı böyle çevirelim. Tamam mı Hasan? Bakın tahtaya biz yüzden bakıyoruz. Tahtaya şimdi yandan bakacak olursak deminki şekil öyleydi. Deminki şekil onun gibi oldu. Biraz ilerlesin. Biraz ayrılırsa eğer bak ayrılsın. Bakın Hasan abi. Şimdi ben tahtaya şu anda yandan bakıyorum. Aslında birbirinden ayrı değil. Hepsi iç içe. Sen nereden bakıyorsun? Nereden bakıyorsan onu görüyorsun. Mesela tahtayı yan değil de ön tarafa çevirirsek bizim için ikinci boyut olacak. Mesela az önceki. Ama buradaki mevzu ikinci boyuttaki bir insan gözüyle ne oluyor diye konuşuyor. Tamam işte. Sen ikisini birden gören üst bir göz olarak konuyu değerlendiriyorsun. Yani şimdi ama hepsi iç içe yani. Hani Hasan abi de diyor ya 18 bin alem var tamam ben de. De nasıl? İşte oraya bakabilme şeyi mevzusu bu. Anlatabiliyor muyum? Tamam, yani tamam. Evet yani tahtaya böyle baktın. Böyle baktın. Hasan abi şu ama anda bütün o şeylerin ikinci boyutu. Şu anda sizin ruhunuz Hasan abi aynı zamanda Küçükçekmece'deki evde değil mi? Oradadır tabii. Her yerde. Ama biraz önce dedi ki dersin başında. Şuurun burada beni kayıtlarken ama benim şuurum yokken şuur altım şu anda alakadar olduğum bütün alem aktif. Çünkü mesela benim alemim, sadde hayalim gelmemiş mi? Lef-i mahfuzdan dimağım gelmiş.
Tamam. Arş-ı Azam'da ruhum gelmiş. Şu anda benim ruhum çalışıyorsa orası aktif değil mi? Yok. Ama benim haberim. Bir sunum yapsın. Çünkü devam et. Orada iz bırakırken süre çok kısa mesela. Son artık atacağım da. Burada iz bırakıyor ya küre. Buradaki süre çok az yani. Küre buradan geldi, geçti, iz bıraktı. Kürenin kendi ömrü olduğunu düşünürsek burada bıraktığı izler oldukça sınırlı bir süreye tekabül ediyor. Yani boyutlar arasındaki zaman farkı abartılı derecede az. Bu küre belki bir yıl yaşayacak diyelim, atıyorum. Ama ikinci boyutta geçerken bir saniye, iki saniye, üç saniye, dört saniye sürecek maksimum. Oradaki ömürle benim buradaki ömrüm ya da zaman anlamındaki zaman kavramımız çok farklı olacak. O da ömür sürüyor. O da yaşadım, çok mutlu oldum ve öldüm diyecek. Ben de diyeceğim ama onunki bana göre az, benimki ona göre çok olacak. Yani böyle düşecek. Değişken yani. Hasan abi ben bir şey söyleyeyim. Zamanında Ersal'da burada şu şey var ya, çizgi. Dedin ki açtığınız Ersal'ın tam tahtayı ortadan gördüğümüz. Şu abi alemi şehadet dediğimiz. Evet. Bu kab-ı kafsein oluyor abi. Yani bütün alemin birleştiği yer. Yani önemli olan 5. boyuttan 8. boyuttan bakmak değil. Şu boyutta hepsini görebilmek. Sonra konuşalım mı ya? Bu bir şey yapsın. Çünkü o biraz önce bir şey söyledi, ilginizi çekmedi. Neydi? Zaman anlayışı. Evet. Bak ömür uzun kısalı onunla alakalı. Bir de onu anlat, ondan sonra. O şey bir takdim etsin çünkü edilemeyecek, yetişmeyecek onun için. Orada iz bırakıyor ya küre. Burada iz bırakıyor. Mesela bu gençliğin bir küre diyelim ki kendi başına bir yıl boyunca üçüncü boyutta varoluş sergileyecekse buradan geçerken maksimum 10 saniye geçecek. Ömrü 10 saniye. Buradaki ikinci boyutta 10 saniyelik bir küre yaşıyor. Ama küre normalde bir yıl yaşıyor diyelim, evet, mesela. Hani buradaki de ben yaşadım, öldüm diyor. Kürenin kendisi de yaşadım, öldüm diyor ama aradaki fark korkunç yani. Demek ki zaman kavramı boyutlar arasında kendi boyutuna özel bir zaman var. O onu anlıyor. Kısa abi yani hepsi sensin. Anlatabiliyor muyum abi? O yaşarken benim ömrüm çok kısa demiyor. Onun algısı o kadar. O da ben yaşadım diyor, ben de ben Ersal, yaşadım. Yani benim tahtadaki ikinci boyuttaki bıraktığım iz benden ayrı değil. Şöyle, senden ayrı değil ama sen de değil. Ben de değil. Ne aynı ne aynı ne gayrı. Burada şöyle bir şey var. Bunların toplamı aslında küre de onu farklı şekilde anlatacağım. Heh. Şimdi sürpriz bozmak istemiyorum. Ya yani bir şey yapalım. Tamam. Sonra baştan aldıracağız. Firist deminde. O zaman sorarız. Şimdi biraz İkinci boyuttan bahsederken şimdi insanla ikinci boyut arasındaki şeyi sorgulayacağız. Orada da hücrelerin dünyasına biraz girmemiz gerekiyor. İkinci boyutta ağacı niye o bir sonraki. Öyle daha mi? Sonra gazımız abi çünkü önce hücreyi görmem gerekiyor. Yine bir anlatsın sana abi. Anlatsın. Çünkü bu soracağız sorularınızın şeyi o. Onu çok şaşıracaksınız. Çok güzel. Küreden daha güzel olacak. İsmat edecek. Yok bir... Burada kafa çekiyorum. Kafır abi. Şimdi doktor az burada ama yanlış oldu. Şimdi hücreler akıllı ve bilinçli varlıklar. Biz şimdi çok küçük. Şöyle beyinler yok vesaire yok diye biz biraz onları küçümsüyoruz ama onlar akıllı. Kültür ortamlarında yetiştirilen hücrelerin, sonraki hücrelerin besine doğru gittikleri sorunlu ortamlarda kaçtıkları biliniyor. Bunlar akıllı. Şimdi bunlarla ben ne yapmaya çalışacağım? Benim ikinci boyuttaki halimle alakalı bir şey anlatmak için hücreleri birazcık böyle canlandırmaya çalışacağız. Hücreler nedir? Görev temelli yaşarlar. Her hücrenin bir görevi vardır. Doğrunun bir görevi vardır. Bağırsak hücresinin vesaire hepsinin bir görevi vardır. Bu hücre kendi görevi için vardır. Kendi görevi için yaşar. Başka hiçbir şey yapmaz. Her organ üzerindeki hücre bir asker gibi hücre görevi neyse onu yapar. Organizma bütünlüğünü koruyabilmesi için görevini inanılmaz derecede mükemmel şekilde yapmak zorunda hücre. Niye? Eğer ben gibi, insan gibi yapmaya çalışsaydı bütünlüğü korunamazdı. Birim, bütün oluşturan birim mükemmel derecede çalışması gerekiyor ki bütün oluştursun. Şimdi burada
şeyleri konuşturacağız biraz hücrelerimizi. Şimdi şöyle, ben az önce dedim ki biyolojik zeminimizi geliştirmemiz gerekiyor dedim ya, burada sorumluluk sahibiyiz. Yani ne yediğim ne içtiğimden de ben sorumluyum çünkü o da beni oluşturacak, hücre oluşturacak. Orada şöyle bir şey var, hücre o kadar bütünü düşünüyor ki, bütünün iyiliğini düşünüyor ki ben varoluşuma zıt bir şey yediğimde hücre bakıyor ki hasarlanma çok olacak. Onu mitokondriyle konuşuyor. Şimdi diyor ki hasarlanma eğer benim ölümüme neden olacaksa uzun vadede benim ölmem gerekiyor diyor ve intihar ediyor. Ben kendimi ne kadar düşünüyorum bir onu koyuyorum kenara. Hücre beni ne kadar düşünüyor? Ben kendimi düşünmeden kötü bir şey yiyorum, kendime zarar veriyorum ama ona rağmen hücre ne yapıyor? Kendini öldürüyor. Benim orma kendini öldürüyor. Hücre benim gibi şey yapmıyor. Kansere dönüşür. Yani belli bir noktaya gelirse hastalama hücre kansere dönüşür. Buna dönüşür. Bu sefer de ben zarar veriyorum. Öyle ayarlanmış. Bütünün iyiliği için hücre kendini öldürüyor. Şimdi burada düşünmüyor yani bu sürekli mi oluyor? Sürekli mi oluyor bu? Şöyle, ben zararlı bir şey yedim, hasarlanma oluştu. Zararlı bir şey yedim de ne oluyor? Hücre ondan enerji üretmek istemiyor, yağ çeviriyor. Eğer devam edersen ben hasarlanma oluşuyor. Normalde en ideal çocuğun annesinden doğmuş çocuk bile hasarlanma oluyor çocukta da. Binde 4 oranında minimum oluyor. Ama şöyle bir şey var, ben hasarlanma olmadan da enerji üretebilecek bir organizmayım. Zarar şeyleri yemeye devam ettiğim sürece hücre zarar görüyor, ömrü kısalacak ya, enerji üretmek istemiyor ondan. O nedenle uzun vadede eğer enerji üretmek zorunda kalırsa kalıyor, ölüyor. Kısa vadede ölüyor. Bu nedenle benim ömrüm kısalıyor. Bu nedenle ben ondan da sorumluyum, ondan da bana sorulacak diyorum ben. Yani Resulullah ümmeti ümmeti demezse olmaz zaten, demek zorunda. Bu hücrelerin birbirleriyle alakaları var mı? Yani bağırsak hücresinin başka bir organdaki hücreler alakası var mı? Doktor daha iyi olacak belli ama var. Hepsi birbirleriyle haberleşiyorlar. Çünkü yani şöyle bağırsak hücreler akıllıysa bağırsak hücresi bağırsakta bulunmak istemeyebilir mi? Yani ha, akıl başka bir yere yani gitmek istemiyor. Sanki orada bağırsak hücresi kendi bağırsağı kadar dünyayı biliyor. Yani o kadarı tanıyor. Boyut orada. Aslında melaike ile aynı şeyi yapıyor ki bir noktada melaike aynı. Aç tam evet. Boyutunda aslında yani. Şimdi şöyle birazcık hücreleri konuşturacağım ben. Şimdi 4 tane hücre kendi arasında konuşuyor. Bir tanesi diyor ki şu diyor ki biliyor musunuz arkadaşlar diyor insan diye bir şey varmış diyor. İnsan diye dev bir şey varmış diyor. Çok yüce bir şey varmış diyor. O kadar yüceymiş ki diyor, mekandan ve zamandan münezzeh insan diye bir şey varmış diyor. Ondan sonra birinci hücre, bu kanser hücresi zaten, hücre diyor ki, yani diyor ki böyle bir şey olamaz ya, sen diyor saçmalıyorsun diyor. O kadar büyük bir şey olsaydı diyor, biz zaten ondan haberdar olurduk diyor. Bu reddetti bunu. Ama burada ne yaptı? Kendi boyutundaki algısını temel aldı. Umvak diyordum ya ben, sınırlı algısını temel aldı. Benim şartlarımdan merkez düşürdü. Benim şartlarımda böyle bir şey olamaz. Haklı mı? Aslında kendine bakarsan haklı ama neyi gözden kaçırıyor? İçinde olduğu için mi öğreniyor? Şöyle, kendine esas alıyor. Benim içinde ben bulunduğum böyle şartlar gerçektir diyor. Belki de değil, bir düşün. Yani burada biri ben öcü gördüm dese neyi öcü zannetti diye bakmam lazım. Bir düşün, bir sor bakalım. Hayır, sormuyor. Masal bu. Reddetti. Bir başka hücrede insan diye bir şey olduğunu kanıt getiriyor. Diyor ki, okey, insan diye bir şey olduğunu varsayalım diyor. Bana kanıtlayabilir misin? İnsan diye bir şey oldu, bana kanıtlayabilir misin? Bu da diyor ki, belki de diyor, onu kanıtlayacağım kanıt buraya kadar gelebilecek kadar zayıf bir kanıt değildir diyor. Benim şartlarıma gelecek kadar zayıflayamayacak bir kanıt vardır belki de diyor. Bu da diyor ki, hayır. Ben gözümle görmediğim, benim şartlarıma inmemiş kanıt olduğu sürece ben inanmam diyor. Ne yaptı bu da? Kanıt istedi ama kendi kanıtını istiyor. Bana göre benim şartlarıma uygun kanıt getirirsen ben kabul ederim diyor. Ne yaptı? Bu da ben merkezi, bu da ben merkezi düşündü. Sonra bir hücre daha var, ona diyor. O da diyor ki ben anlamak istiyorum diyor. Eğer Allah diye insan diye bir şey varsa diyor, bunu ben anlamak istiyorum. Yani hem aklımla hem de kalbimle bunu anlamak istiyorum diyor.
ne yapabilirim diyor. Bu da diyor ki çarşamba dersine gel diyor. Wow. Şimdi kafırası. Şimdi şöyle, aslında bunlara bakarsak çok da haksız değiller aslında. İnsan gibi onların algısına göre zamandan ve mekandan bir nezih. Şimdi diyor ki ben diyor bir organdan bir organa gidemem zaten diyor. Benim ömrüm yetmez diyor. Nasıl olacak insan bir sistemden bir sisteme gidebilecek diyor. Bir dizden ta kafaya gidecek diyelim. İnsan nasıl gidecek diyor. Bu kadar uzun yok anlamaz diyor. Yani uzay sonsuz diyoruz ya biz. Onlar da öyle düşünüyor. Gidemez bir insan diyorsun ama o kadar yüce bir şey olamaz diyor. Nasıl kanıtlayacaksın bana diyor. Demek ki yani ben de kendi üstündeki boyutlarla ilgili düşünürken bu kadar kısır düşünmemeliyim. Ya da Allah diyemiyorum ben. Çünkü daha benim gerçeklerim kendi boyutumun üstünde yok oluyor. Benim var dediğim yok dediğim bir üst boyutunda geçersiz zaten. Demek ki biri bana diyorsa, elçi geldi bana bir şey diyorsa benim bir düşünmem lazım, bir analiz etmem lazım. Kendi gerçekliğimle eğer gidersem sonuca buna yargı diyoruz. Şimdi bu kanser hücresi reddetti ya doğrudan, masal dedi ya, bunun nedir yaptığı şey? Yargı. Yargıladı. Yargı ne demek? Bir sonuca dair bağlamsız net sonuç tavır geliştirme. Bağlam anlamdan önemlidir. O açıdan bakarsan Ristalyan'ın full bağlam yani sonuca gidiyor. Allah sonucuna gidiyor ya. Full bu kadar kitap bağlam. O sonuca gitmenin yöntemini anlatıyor bana. Eğer ben yöntem kullanmıyorsam sadece sonuca sarıldıysam yargı üretirim. Yargı, ben diyorum ki yok diyorum. Niye yok? Altı boş. Yok, bence yok. Daha para kazanmam lazım, benim vaktim ama yok, güle güle. Kanıt istedim. Okey, kanıt istedim ama bana göre kanıt olacak. Ha, oldu canım, sana göre kanıt bulacağız, getireceğiz. Bu da kanıtını ona sunamayacağı için, bu da reddetti, bu da kaybetti. Hangisi kazandı? Sadece, eğer farklı kendisinin algısının dışında bir gerçeklikle karşılaştığında eğer bunu aklıyla ve kalbiyle analiz etmeyi seçiyorsa bir kişi sonucun ne olduğu bile burada çok da önemli olmuyor. Çünkü bu diyor ki ben bir metodoloji kullanmam lazım. Bir konu var, bir sonuçtan bahsediliyor. Bu sonuca gidişi ben anlarsam, hangi yola gidildiğini anlarsam ben de sonucu anlarım diyor. Yani ben de burada analiz ediyorsam eğer kazanacağım. Burada gördüğünüz gibi hücreler bazında insan ne kadar anlaması zor bir şeyse ama gerçekse benim de yaradan tasarımcıyı anlayabiliyor olmam ne kadar önemli. Ya ben de eğer bir yaradan inancına vardıysam, var diyorsam eğer yöntem ne kadar önemli burada. Şimdi bir de diyor ki bu insan denen diyor ki insan denen var bana nimet bize nimet gönderirse biz beslenebiliyormuşuz diyor bu. Şimdi çok biraz fazla benziyor değil mi? Nimet gönderirse, insan bana nimet gönderirse hücre beslenecek. Bu insan hu diye nefes alırsa biz canlı kalabiliyormuşuz diyor bu. Bunlar diyor ki biz öyle hu diye ses falan duymadık kusura bakma da yani koskoca vücuda biri hu deyince oksijen gelecek de biz mi canlı kalacağız? Yani yine kendi umvetlerinden çıkamıyorlar. Burada diyor ki bu da eğer diyor sen kendi aklınla devam edersen diyor sonuca gidemeyeceksin diyor. Bu insan denen nimet veriyor. Hu deyip bana can veriyor. Ondan sonra ne diyordu başka? Senin ihtiyaçlarını karşılıyor. Okey. Bu mantık sizde, bu kanıt sizde, bu da analiz etti, sonuca gitti. Demek ki hücreler de kendi içlerinde sonuca giderken kullandıkları yöntem vardıkları sonuçtan daha önemli. Yani sonuç burada yine analiz geliyor. Şimdi bir de bu tasavvuf erbabı vardı ya bize, hepimiz biriz deyip duran tasavvufçular vardı. Şimdi acaba onlar da diyoruz ki, acaba onlar da böyle bir şey görüp de mi bir dediler? Yoksa anlamı biraz abartıp biz kardeşiz, biz dostuz, hep birlikte mutlu yaşayalım mı diye acaba öyle söylediler. Şimdi hücreler... Hücreler...
hücreler içinde, videoda görüyorsunuz, buraya biraz hızlı geçelim. Hücreler içerisinde bir tane şey var. Mevlana diye bir hücre var. Diyor ki, hepimiz biriz. Hepimiz biriz. Bir bütünü oluşturuyoruz. Hepimiz biriz diyor. Şimdi hücreler bu tarz söylemleri az öncedeki şu anlatıyor diye bir şeyler. İnanmak istemiyorlar. Biz bir olamayız. Biz farklı varlıklarız. Bir olamayız diyorlar. Ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri, Bediüzzaman hücresi geliyor. Diyor ki hepiniz eşitsiniz diyor. Yani vücudun herhangi bir yerindeki hücre, hiçbir hücre birbirinden üstün ya da aşağı olamaz diyor. Biz bunu nasıl düşünüyoruz? Irklar arasında üstünlük olabilir mi? Hayır, olamaz. O da orada diyor ki, burada da beyin hücresiyle akciğer hücresi, böbrek hücresi, bağırsak hücresi arasında hiçbir fark olamaz diyor. Beyin hücresi diyor ki, nasıl olamaz? Ben bütün vücudun %20'sinin enerjisini alıyorum, çok zenginim ve ben bu ülkeyi yönetiyorum diyor. Bağırsak ne diyor? Bağırsak da diyor ki, ben ömrüm 2 gün ve yaptığım iş çok zor burada diyor. Ben onunla eşit olamam diyor. Ondan sonra Bediüzzaman da diyor ki, sizin ne iş yaptığınız değil de ne amaç uğruna çalıştığınız önemli diyor. İşini nasıl yaptığın, ne yaptığından daha önemli diyor. Burada anlamamız gereken şey şu, bizden dünyayı değiştirmemiz istenmiyor. Yapabiliriz o ayrı ama benden dünyayı çok büyük bir insan olmam değil, çok büyük bir insan olabilmek için attığım adımlardan sorumluyum ben. Çok büyük bir iş başarmak mı, çok büyük bir iş başarabilecek adımları atıyor olmak mı? Her seferinde hücreler gibi, hücreler ne yaptı? Mükemmel çalıştı. Görevini ne gerekiyorsa yaptı. Bu ne yaptı? Onun attığı küçük adımlar bütününde çok büyük bir göreve dönüştü. Çok büyük bir iş başarmak için değil, çok büyük bir iş başaracakmış gibi adımlar atıyor olmamız gerekiyor. Şöyle diyebilir miyiz? Bir insandır, biz de hücreleriyiz. Burada şey, aslında biz şöyle, hücreleri farkındaysanız kişilik verdik. Aslında onların böyle bir şeyleri yok tabii ki. Ben burada neyi göstermeye çalışıyoruz biliyor musunuz? Şimdi orada merkezde görev var ya, hücrenin merkezinde, yaşam merkezinde görev var. Ama bende görev yok. Bende ne var? Nefis diye bir şey var. Kesinlikle mükemmel çalışmıyorum. Yani ben oraya gitseydim nasıl davranırım, ben onu anlatmaya çalışıyorum aslında burada. Onlar gibi mükemmel çalışmıyorum ya ben. Oluşturduğum hiçbir bütün mükemmel olamıyor. Teoriyle pratik uyuşmuyor ya, orada öyle bir şey var. Şimdi sistemin çalışabilmesi için birimlerin mükemmel çalışıyor, görevini mükemmel yerine getiriyor olabilmesi gerekiyor. Ben de hangi bütünlük içerisindeysem görevimi olabilecek en iyi şekilde yapıyor olmam gerekiyor. Ben görevimi en iyi şekilde yapıyor olabilmem için en iyi varyasyonunu oluşturabiliyor olmam lazım. Onun için de hem biyolojik, hem düşünsel, hem de manevi zeminimi oluşturmuş olmam gerekiyor. En iyi hale getirmiş olmam gerekiyor. Şimdi bu Osman abinin dediği konuyu biraz açıklamaya çalışacağım ben. Şimdi ikinci boyutta küre iz bırakıyordu ya. Şimdi acaba İkinci boyutta bir varlık oradaki yaşam izleyeni birleştirip küreye ulaşabilir mi? Bu levhalar mı bunlar? O küre iz bırakmıştı ya. İz bırakmıştı ya şey. Oradaki izler küre geldi. İzlerden herhangi bir saniyelik şey mi bu? Aynen. Geçerken bıraktı size. Küreyi ittirdim, nokta oldu. Büyüdü. Sonra küçüldü, yok oldu. Çıktı dışarı. Şimdi ikinci boyutta yaşayan bir varlık bunları birleştirse küre olduğunu fark eder mi acaba? Fark edebilir mi? Fark eder. Şöyle, o bunları birleştirdiğinde ne olacak biliyor musun? Bunlar hepsi birleştiğinde yine bu olacak. Yine... Çünkü derinlik algısı yok ki onun. Derinliği bilmediği için bu olacak. İki boyutta en büyük yuvarlığı elde eder. Yani o elde edecek tek şey bu. Hepsi birleştiğinde yine bu oldu. Ama ben ne yapacağım? Acaba diyorum ki, üçüncü boyuta bırakılmış kesitleri birleştirsem yukarı çıkabilir miyim? Biraz ona bakacağız şimdi. Burada... Pardon, kafayı değiştirmiş. Açayım mı? Açalım. Şurada bir tane
Dimensions var, şöyle bir şey. Şey oldu bir dakika. Şimdi görünümü açtım mı? İpersin. Yani bir şey gün bakacağız değil mi beraber? Evet, hadi öyle olursa süper. Tamam. Ben çünkü yapamıyorum. Şimdi demin bunu... Şimdi... bunu istiyordum. Evet. Bu dünya ahiret en küreden daha acayip gösterecek. Şimdi küre vardı orada daha önce. Şimdi küre buraya gelip iz bırakıp çıkıyordu ya. Ben dedim ki orada bıraktığı izleri toplayıp küreye ulaşabilirler mi ikinci boyuttaki varlıklar? Niye? Buradaki varlık kendini anlayabilmek için bir üste bakacak. Ben bir üst boyuttan verilmiş kesitlerin toplamıysam eğer, ben buradaki varlık olarak üst boyutun kesitlerinin toplamıysam eğer, insan olarak biz üst boyuttaki bırakılmış kesitlerin toplamı olabilir miyiz? Şimdi neden ağaç var burada? Risale-i Nur'da insan şecere olarak geçiyor ya, şecere dallanma anlamında aslında, yani bir noktadan merkezden etrafa doğru dallanma anlamında. O nedenle bunu geçirerek, ikinci boyuttan geçirerek birazcık üst boyutta, üçüncü boyutta bırakılmış kesit olabilir miyiz acaba diye onu sorgulamak istiyorum ben. Şimdi ağaç biraz ittirelim tahtaya doğru. Ağaç ilk geldiğinde ilk önce noktalar ve çizgiler oluşmaya başladı. İlk dallar girmeye başladı. Bak, ağaç orada ilk şey böyle gözüküyor. Ne oldu şimdi? Diyelim ki nokta bireyse, nokta bensem eğer, çizgiler vesaire, ben, kardeşlerim, ailem, ailemin aileleri, onların aileleri. Şimdi böyle dallama devam edecek. Devam ettim. Ne oldu? Tarihsel olarak geri doğru gidiyorum. Yani bütün bırakılmış, üç boyuta bırakılmış bütün kesitlerin toplamına doğru gidiyorum. Biraz daha gittim. Kesitlerin tamamına ulaşabiliyorum burada. Şimdi burada kesitler çoğaldıkça, yani kesitin büyüklüğü çoğaldıkça bütün canlıları içine almaya başladı aslında. Acaba diyorum ki ben, bir üst boyuttan bırakılan kesitlerin toplamı acaba ne olacak? Ben neyin kesitliyim yani? Ben üçüncü boyuttaki insan organizması neyin kesiti acaba? Buradan giderken, buradan geri doğru gideceğiz abi. Geri gidiyor ağaç, tekrar aynı şekilde bırakıyor. Burada... Yani hiçbir zaman o ikinci boyutta ağaç gözükmez. Ağacın kendisi evet ikinci boyutta hiçbir zaman gözükmüyor. Burada benim demek istediğim şey bir de şöyle bir şey var. Şimdi bağırsaktaki ikinci boyutta hücreler, bağırsak hücresi diyordu ki bağırsakta sonsuz bir boşluk var ve orada mikrobiyata var. Yani o sonsuz boşluk bir bütünü oluşturmak için imkansızlaştırıyor. Burada da şöyle bir şey var. Uzay ve cansız maddeler var ya, onlar da demek ki bütün oluşturmak için imkansızlaştırmıyorlar. Yani ağacın dallanmasında sadece canlılar değil, cansızların da olması gerekiyor. Üçüncü boyuta bırakılan kesitte sadece canlılar değil, cansız maddelerin de olması gerekiyor. Bağırsaktaki sonsuz boşluk bütünü oluşturmak için engel teşkil etmiyordu ya. Demek ki uzay boşluğu ve cansız maddeler de burada bırakılmış kesitin bütünü için bir parçası olduğunun kanıtı olmuyor yani. Negatif kanıtı olmuyor. Bak bir de geçir istersen. Bak şimdi alem şahadeti geliyor. İşte bir çizgi, bu değişti, akraba, o çıktı, şimdi öyle gözükmez kağıdın üzerine, geldi bu tarafa. Geri götür, bak böyle olur. İşte şurası, burası, yani koca ağaç, bak şöyle gözüküyor. Yani ağaca intikal etmesi, gözükmeyen ağaç diye bir dersimiz var. Salih'in de onun için sözde ve bunu çok bahseder. Eğer şunlar insansa, bunların bırakta kesitlerin toplamını ağaca gidebilir miyim diye ben soruyorum. Burada bu sorunun cevabı ucu açık tabii ki. Şurada son kez de... Evet. Şimdi... Evet,
benim gerçeklik dediğim, benim insan olarak gerçeklik dediğim bütün kuralların hükmü bir üst boyutta bu kadar. Benim kurallarım, benim gerçekliğim bir üst boyuttan bu şekilde komik görünüyor. Küreyle bunlarsa ne kadar fark varsa benim gerçek dediğim şeylerle bir üst boyuttaki arasında bu kadar fark var. Evet, ben kanıt olarak görüyorum birçok şeyi, bilimsel olarak kanıt vesaire her şeyim var ama onun hükmü bir üst boyutta buna komik ve sanal gözüküyor. Hiçbir, bizim sahip olduğumuz hiçbir gerçeklik mutlaklaştırılamaz. Hepsinin hükmü burada geçer ve bir üst boyutta geçersiz kalıyor. Yani ben burada varlığına yemin ettiğim her şey bir üst boyutta bile geçersiz kalırken acaba diyorum ki var diyebileceğim tek bir şey için mi ben buraya gönderildim? Ben burada hiçbir şey var diyemiyorum çünkü hepsinin sanal olduğunu şu anda anladım. Acaba var olduğuna tek bir şeyin var olduğunu söyleyebilmek için mi buraya geldim? Çünkü bu sanallığı anlayabilecek akıl verildiyse oradan ders çıkarma görevi de bana verilmiş olması gerekiyor. Ben neden sanal dünyada yaşadığıma bir anlam yükleyebiliyor olacak kadar gelişmiş olmam gerekiyor yani. Hasan abi, değil mi? Doğru, bu son bir de şey bak, ne diyor bir de söyle. Ondan sonra şey söylediğim var ya işte, bir daha anlayalım. Bu anlattığın son şey. Buradaki benim bütün kanıt, bütün rasyonel bilgi, bütün kurallarım sadece benim boyutumda geçerli. İkinci boyutla kıyaslayarak söylüyorum. Bu benim kurallarım, benim kanıt dediğim şeyler bir üst boyutta bile bu kadar komik kalacak. Yani sanal olacak. Çok sanal olacak. Acaba diyorum ki ben de bu sanallığı bana, sanalın farkındalığını bana veren şey, acaba ondan ne ders çıkarmam için bana vermiş olabilir? Acaba tek bir şeyin var olduğunu söyleyebiliyor olduğumuzu mu göstermek istedi? Çünkü benim burada gördüğüm her şey sanal. Bunu anlamış oldum yani. Buradan geçtim ben varlığım ve var hissi bile buraya ait bir his. Kürede çok farklı o. Burası sanal olduğunu anladıysam ondan bir ders çıkarabilecek kadar geçmiş olmam gerekiyor. Mesela ağacı getir. Ağacı bak. Bak şimdi, birimiz öyle diyor ya Risale'de, çiçeğiz, yaprağız, dalız, gövdeyiz, bunu da hücreyiz, işte kurumuş daldır. Yani bu şeceli şirkatte, bu şahsiyeti Muhammediye. Kök Ahmet'ti, meyvedeki de şey, meyve Ahmet'ti, kök Muhammed'ti. Şimdi, bu bütünsel değiliz ama haberimiz yok. Şimdi biraz ittir. Şimdi bak Gafur burada. Şimdi bu düzeyde bunu arkayı görmüyor. Bu ağacı görmüyor. Ancak gördü bunlar. Evet. Bunları görünce işte şeceri hilkat diye burada ders yapıyoruz. Ya o 18 bin ağlıyor falan. Burada diyor Allah Allah diyor. Şaşırdı böyle. Nasıl yani? Ya diyor bu alim-i şehadet diyor bir dalıdır diyor. Bu bir dalıdır diyor. Sarkmıştı. Ondan sonra dallar birbirini yok etmiyor. Mesela dal birbirini tamamlıyor, mükemmel gösteriyor. Yani bu ağaç birbirini tamamlıyor. İslamiyet'teki hükümler de böyle birbirini tamamlıyor. Ama burada zıt gibi gözüküyor. Yani alem-i şehadette şeriat böyle garip geliyor. Ha bu ne ya? Bu ne böyle? Bu nokta bu böyle. Bu burada böyle gözüküyor. Risale'de geçiyordu galiba değil mi? Öyle daha sert. Onun için şükür. Evet. Ondan sonra buradayız yani. Bunu genelleştir. Meyve komple girmiyor. Ahirette, cennette meyve var. Elma. Bu elmayı soksan ne olur? Nokta olur. Sonra bir çizgi olur. Yani şöyle bak. Çizgi olur. Diyoruz ki o çizgiye bak. Sen böyle bir nokta oldu. Ama aslında elmaydı. Elmanın tadını düşün. Kokusunu düşün. Şeklini düşün, rengini düşün. Ama alem-i şehadette burada nokta olacaktır. Veya çizgi olarak gözükecektir. Ondan sonra din gelecek diyecektir ki, bunlar müminelerdir. Asıllar hiç buna benzemiyor. Yani alem-i şehadet şu çizgi, alem-i gayb üzerine şu şey bu sütünü sar böyle yuvarlak, şu acı sar. Şimdi ben daha geneliyorum tefekkür. Şu şahit var ya şu sütün. Onu
branda gibi ağacı örterse her tarafta, burada farklı, burada farklı, bu alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tenteneli perdedir. Hele bu meyvenin kokusunu şuraya geçtiği zaman, kokusunu, tadını hiç alakasız bir durumu olur. Evet. Yok ya. Yani. Evet. Ha, şu anda alem-i şehadette koku, renk, şekil varsa o alem-i gayb nasıldır? Şimdi düşün. Şu ağaca bak, geri getir. Geri getir. Şu alem, şurada meyve var. Şu bütünsel, Allah Allah, bir geometri var. Bir nezaket var, letafet var. Evet. Bir kemal var, mükemmellik var, bir bütünlük var. Meyve çiçeğe ne kadar uygun, yaprak ne kadar. Kokular var, bir bahçe düşünün. Allah Allah, arılar konuyor. Kuşlar yuva yapıyor. Yani şu ağacın bütünlüğü ne var? Sok biraz içeriye, ittir. Hop, buraya geldik. Elmanın şeyi, karşılığı burada bu. Zaten kokusu hiç yok. Rengi diyor. Şimdi burada da işte insanlar burada dizilmiş. Akraba bu, familia. Mesela şimdi buna bak. Buna bak. Bu sütünü ağacı kaplar gibi naylon gibi yaparsa, poşet gibi. Bu da bir boyuttaki şu an kıyasımız. Belki onlarca boyutlu konuşuyoruz. Bu 70 bin perde boyuttur zaten. Bu bir boyutlu. 70 farklı, evet. Misal olarak kullanıyoruz. Evet, onu mesela ben şöyle diyordum, hatırlar mısın? Şu abi güzel bir örnek oldu. Şu elimi görür müsünüz gölgedeki, şuradaki? Bak, arasındaki fark, bu renklidir, bunda yok. Bu canlıdır, bu cansız. Peki, arasındaki fark ne kadardır? Canlı, cansız, sonsuzdur. Üç boyutlu, iki boyutlu işte. Evet, şimdi bunu 70 bine götür, bir de onun gölgesini düşün. 70 bin geliyor, alem-i şehadet elma. Şimdi aslında nasıl şey yapacaksın? Şimdi burası alem-i şehadet. Ondan sonra bir de zaman şeyini koymuş. Mesela o kürede anlattın mı? Yani bunu bir daha anlatır mısın? O da evet, bu da aynı aslında. Şimdi evet, ağacın buradan geçerken bıraktığı izlerin toplamanın vakti ne kadar? Yani 10 dakika diyelim. Ama ağacın ömrü ne kadar? Görüyor musun? Yani mesela burada belki de 10 saniye. Mesela bak, geri getirir misin abi? Tamam. Şimdi girdi. Buradakiler diyor, ooo bir şey çıktı. Ya bilmiyoruz nerede ne oldu ama bir şey gözüktü, doğdu. Yaşamaya devam ediyor. Yani bu tabi burada gözüküyor, aslında gözükmüyor. Sonra kemal buluyor, çizgiden sonra çıkınca bu çıktı. Ona bir çizgi, şeyde resim yapman lazım. Bunu buraya değil de şuraya kaydırsaydın. Evet. He, şunu buraya koyma. Bunu zannediyor ki oraya kaldı bu. Kağıdın ağacı buraya getir. Ondan sonra bak ağacın bir daha, bir de geri getir. Bak ağaç, buradakiler diyor, aa bir şey doğdu. Allah Allah, kemal buldu. Çıktı gitti, öldü. Peki ağaçta ölüm var mı? Ağaçta doğma var mı? Yok yok. İşte zaman, geri getir. Zaman, bunun bu akarken buradaki görünüm bir. Birinci zaman. Yani bu ağaç buraya girdi. Öldü. Bu hızı, ikinci bir zaman boyutu göstereyim size. Şunla şunun arasındaki şey, öncelik sonralık, eşyanın dizilişi. Şey, yaprak halinde topu. Şu alemin şehadet. Ama yata yok. Ancak çıkacak böyle burada, ondan sonra çıkacak bir külli bir bakış, cüziyetten külli bakacak. İkisini beraber görecek ve buradakileri diyecek ki, kardeşim şu aldanmayın, bak diyecek, şu alem-i şehadet perdesi arkasında alem-i melekut ve alem-i gaybta ne göz görmüş ne kulağı, şöyle şöyle şeyler var, ağaç varmış, burası bak uçları, yani ya, kim gidip de görmüş, oysa akıp gidiyor. Ustad alem-i şehadete perde diyor, alem-i şehadet perdesi arkasında kendisini ifade etmek isteyen bir zat var. Mevcudat böyle akıp gidiyor. Mevcut akıp gidiyor. Bak, geliyor. Ondan sonra atlar gidiyor. Şimdi başa gelirsek, başa gel.
Sen şimdi en başa neydi? Aslan abi burası gayet değil mi şu anda? Şeyin üçüncü boyut. Tabii tabii. Ya İmam-ı bu şurası İmam-ı Mubin'in. İşte açar mısın abi bir şahane orayı? Bak şurası İmam-ı Mubin. Burası bizim için gayet. Bunu tak. Alem-i Şehadet'e vurduğu yer. O Kitab-ı Mubin. An oldu. An oldu. Çık abi dışarı. Var böyle kırmızı. Çık abi dışarı. Var ya. En sona gel abi. O da gene burası. Çık. Bu da burası. Burası peki neresi aslında? Bu da gayet bizim için. Evet. Mazi ve mustakbel gaybi gayet değil mi? Mazi. Ama böyle görmezsin geçmişini. Biz bunu mahşerde göreceğiz o zaman. Yani nasip olursa. Böyle de göremeyeceksin. Gaybı, gaybı cennette, göreceğiz. Cennette işte. İşte gaybı gaybde göreceğiz. Evet gaybı gaybde. Bu yoktur artık. Ama bize numuneleri gösteriliyor aslında. Evet, yani numune dediğin o uç işte. Elmanın noktasını gösteriyor. Evet nokta. Ama ne kokusu var? Ama biz ona iman ediyoruz. Elma olduğuna iman ediyoruz. Evet ama çünkü birisi dedi ki bu peygamberdi. Tam elçi gönderdi dedi. Olması lazım. Mesela şimdi düşün. Ekranda elmanın noktası var. Ve kokusu yok. Rengi yok. Bize birisi tadı yok. Şekli yok. Kimyasal yapısı yok. Yani ekranda bir noktayken astı bir elma düşün. Değil mi ne kadar acayip bir şey? Tadıyla. Alim Şahat, şimdi başa gel. En başta ne anlatmıştı? Aç onu. İlim mi toplu? Yok yok. İlim mi? İlim mi? Hasan abi bu açarken şu üçüncü mektupta bunu söylüyor şeyin. Üstad Hazretleri. Hasan abi sen hangisini istiyorsun? En başta hangisini açmıştın? O abi evet o. Bak şimdi. İlim aslında tektir. Evet. Tamam. Tektir. Şimdi bu başaldım ki sor dedik ya sor sormanız gerektiğini soracak. Tektir ama kendisini şu şekilde ifade etti. Din, ilimle din çatışır mı? Çatışmaz. Bu ilim kendisini din, kendisini başka bir formatta, bir boyutta bilim olarak gösterdi. Evet, felsefe olarak gösterdi. Hepsi ilimdir. Sanat, sezgi yani doğmalar, kültür, edebiyat vesaire ifade etti. Aslında ilim tektir. Şey gibi Hasan abi, ben, karım, ilim, bu edebiyat kolu, bu din... Kendisini mesela... ifade etmek için aslında parça öyle parça. Değil mi? Ben de öyle görüyorum. Evet. Ben öyle görmek istiyorum çünkü ben kısıtlıyım. Hani şu anda bizim burada şey yaptığımız... Çünkü ilim canlı ve ruhlu ve şuurludur. Kimde nasıl bulunduğunu bilir. Şimdi aslında madde diyor eşya, donmuş ilimdir. İlim donmuş. Ama bakıyorsun ki insanda düşünce olarak kendisini ifade etti. Ondan sonra adamda sanat olarak oldu. Adam his oldu. Ondan sonra bir gelenek adet oldu. İnsanlı ilişkiler, insani ilişkiler de kendisini ifade etti. Edebiyat, insani ilişkiler yapmış. Bu üretkendir. Tamam mı? Düşünüyor acaba. Çünkü Allah o kadar üret vermiş ki, dinin dışında düşünce yöntemini de vermiş. Şimdi bu burada soracağınız var mıydı yani? Ben şunu demiştim ya abi, evet. Ehadiyet vahidiyet noktasından mı diye. Yani evet, bütünsel vahidiyet, denizin, evet bu ama, denizin, denizin üzerindeki güneş diyor ama onun içerisindeki bir damla, bir sonraki neydi? Aslında kanaatınız böyle mi aslında? Evet, kanaatim öyle. Yani ilim... Tektir. Çünkü subut-i sıfatta ilimden başka bir şey yoktur. İlim tektir. Mesela şöyle diyeyim. Risale-i Nur'da bir mevzu anlatılıyor. O bir kendisini bu şekilde ifade etti ya, Kur'an-ı Kerim. Alim gelmiş Kur'an-ı Kerim'e. Kimisi fizikten, o ayette fiziği çıkarmış. O ayetten kimyayı çıkarmış. Mesela bir misal vereyim, ben yaşantıdan vereyim. Cenaze evinde Kur'an okunuyor, en bariz örneğin. Bir baktım böyle, miras hukukundan bahsediyor. Sonra adam bir ehli yani, bir yüklendi, semalara gitti. Mesela semaya gitti ama babaanne ağlıyordu, yaşlı kadın. Böyle insanlar vay be, oh be. Din duygusu oldu. Ötekisini de duydum. Allah namaz başlayacağım lan bugün dedi.
Yani bir tek ayet babane dağlama oldu. İnsanlarda ikaz oldu. Orada alim orada anlam çıkarttı. Kitap yazdı, semadan bahsediyor. Siz kainatı donuk zannediyorsunuz. Oysa biz genişletiyoruz. Vay be genişliyormuş. O ağlıyor, düşünüyor. Ötekisi de ahkam çıkarıyor. Aynı şey. Peki nedir o? Çekirdek gibidir der Kur'an harfi. Çekirdekte koku var. Yani meyvenin meyve var. Dalı var, yaprağı var. Yaprağın içinde hücreler var. Hücrenin içinde şu var, bu var. Bir sürü mitokondri, sitoplazma vesaire şeyler var. Girdikçe. Şimdi adam ağaca bakıyor fizikle. Adam ağaca bakıyor kimyayla. Başka noktadan bakıyor. Şimdi tektir. Allah'ın subuti sıfatında ilim tektir. Ama kendisini nasıl gösterdi? Mesela mudil esması, esmadır Allah'ın ismi. İçi, ama nur ismi var. Bir tanesi kendisini şeytan olarak gösteriyor, bir tanesi melek olarak gösteriyor. İkisi de esmadır. Arkaya geçince esma, ama burada farklı. İlim hakikaten, ilim denilince biz bilgi biliyoruz, malumat biliyoruz, bilmek biliyoruz, alakası yok. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kimde bulunduğunu bilir, ilim onu tard eder, sana rağmen tard eder. Sen uyurken bile sana yaklaştırmaz onları. Abicim, ilmi bilmiyoruz. En özür dilerim. En cehaletimiz şu. İlmi biz biliyor zannediyoruz. İlmi bilmiyoruz. İlmi bilmiyor. En çok bilmediğimiz ilim. İlim kitaptan ezberlediğimiz veya sorulduğu zaman söylediğimiz, lazım olduğu zaman konuştuğumuz ve yaptığımız şeyi zannediyoruz. O yüzden mi dua ediyorsun? Aklımıza marifet tutma. Evet gibi. Yani bir bütünsün. Mesela o ilim akla farklı bir versiyonunu veriyor. Vicdana farklı oluyor. Hissiyata, duygulara, latifelere, ruha, kalbe, hafiye, ahfaya bir sürü şey ilimdir. İlim seni taşır yani. İmam Ali dediği gibi. Mallı sen korursun diyor. İlim seni korur. Nasıl korur? Bilgi değil ki bu. Bir de ben ilimle ilgili çıkarımımı kendi boyutumdaki sınırlılığına yapıyorum ya. Evet. Beni bırak bir üstündeki varlık için bile kim bilir ne bileyim. Yani evet. Hani orada bile geçersiz kalıyor benim algım demek ki hani. Başkasına hikmettir biliyor musun? Başkasına tefekkürdür. Başkasına bilgidir, malumattır, zandır. Senin için kesin olan zandır biliyor musun? Adam bir tanesi gelmiş demiş ki semadan indirilmiş zannedilen diyor. Bizim için kesindir. Ona zandır, ona bilgidir, ona malumattır, bizde ilimdir. Zannediliyor. Kendisi anlamı. Şimdi tekzini geç. Bundan sonra ne yapmıştın? Ha bu boyut farklı. Yani on, tamam onu da geç. Ben ne demiştik ya şey yapalım diye. Ha yani mesela adam şimdi mühendis nerede ne koyacağını biliyor, bütünsel görüyor. Ama şurada çalışan işçi ne olacağını bilmiyor. Ona diyor ki şunu şuraya koy, bunu buraya koy. Bütünsel görmenin şeyi ne, kastın ne? Şöyle yani bir mesela oluyor. Sadece akıl bütünsel görebilir mi? Hayır. O zaman ne gerekir ilave? Şöyle, şu yapıyı oluşturmadan hiçbir zaman farklı kaynaklara ait bilgileri birleştiremeyeceğim. Hepsi ayrı kalacak. O yapıyı oluşturmak ne demek? O yapıyı oluşturmaksa şöyle, şu biyolojik zemin, düşünsel zemin, manevi zemin var ya, bunlardan düşünsel olanı bu. Rasyonelite ve din. İkisi de belli bir oranda, belli bir sağlamlığa gelmiş olması gerekiyor ki bütün aldığım bilgileri direkt hocam artık bilebiliyor olmam lazım. Yani akıl ve nakil. Beraber olması lazım. Şöyle demek, bunu mu demek istiyorsun? Mesela saf, yani felsefi olarak akıl tek başına bu bilinç düzeyine erişebilir mi? Şöyle, erişebilecek mi? Zaten akıl dediğin şey o üç boyutta, iki boyuttaki kadar sanal bir şey. Yani bu buradaki hükümlerle ilerleyen bir şey burada kalıyor. Bu üst boyutta geçer. Üst boyuta geçiren ne o zaman? Kalbin şey. O işte dedim ya, rasyonelite ile maneviyat belli bir düzeye geldiklerinde rezone olduklarında, yani sen onların ikisinin aynı olduğunu anladığında zaten farklı. Yani şey hayat zaman, tekviniye ile. Ben şimdi hani bizim tarafımızda bildiğimiz şeyi senin şu an ifade ettiklerinde yani
örtüştürme. Ben diyorum ki, ben diyorum ki, ifade ediyoruz onu bir şekilde ama. Aynen. Ama ben diyorum ki ateist beni dinlediğinde bana okey de, evet demeli bana. Yani kullandığım terminolojiden dolayı yani güle güle dememeli bana. Peki hedef ateist mi olmalı, kendimiz mi olmalı birinci derece? Sonra hedef yok. Tek bir tane ilim zaten çok güzel. Bak da güzel. Hedef yok. Çok yani bir ateist daha beklemek değil. Bunu yapar. Ateist hedeflemek için ama önce kendine cevap vermek onun ifade şekliyle konuşmam lazım dediğini. Hayır. Şimdisi yok. Çünkü ben diyorum ki aynı. X'in bir farkı yok. Ben uyduruyorum o farkı. Yani bana göre farklı yani. Akla göre. Yani şey. Bilimde aynı şeyi söylüyorlar ama ben farklı algılamak zorundayım. Çünkü ben bu boyuttayım. Kısıtlı bir bakış açım var. Ayırmak zorundayım. Abi siz de az önce bir soru sormuştunuz ya, sizce öyle mi ilim diye. Eğer farklı fikriniz varsa bence şey... Yok, ben yani hiç o açıdan bakmamıştım. Peki o mesela karşımızdaki bir eğer ateistse, ona akıl, o maneviyat kısmını ben bu rasyoneliteyle birlikte beraber sunarak onu ikna ediyorum diyorsun, öyle mi? Benim ikna görevim yok ama benim söylediklerimi reddedemiyor olması lazım. Risale orada neden basit hikaye biliyor? Risale'nin ateist okuduğunda ona soldan giden haklıdır diyebilir mi? Yani sen onu o kadar yalın bir şekilde ifade etmen lazım ki hiçbir yargıya ulaşmasın. Doğrudan mantığa gitsin. Mantığa gitti. Ondan sonra vicdanla onu değerlendirecek. Ondan sonra alacak. Eğer yargı varsa vicdana gidemeyecek. Orada ben anladığımı sen de bir şey yapayım. Eğer mesela karşımızdaki kişi aklı sadece esas ediyor, zaten maneviyatı kabul etmiyor. Hani, İki boyutta demek ki. O zaman sen şuna diyorsun ki, kardeşim bak sen tek boyutu kabul ettiğinde bir üst boyutların varlığını kabul etmediğinde, yani maneviyatı kabul etmediğinde aslında demeye çalışıyorsun. Bu iş çıkmaza girer. Buradaki tek boyuttaki algı boyutunda kalırsın diyorsun değil mi? Zaten onu bu tarafa çekerek aslında, yani o boyut farklılığındaki tarafa çekerek aslında maneviyat sahasına çekmiş oluyorsun. O olmadan hiçbir şey olamayacak demek istiyorum. Yani tamam. Senin aklın kendi boyutunda kaldı ya, kendi boyutunda geçerli ya, üst boyutlar için karar veremezsin sen bu şekilde. Orada geçer, seninki ikinci boyut. Yani akıl, kalp ve ruh diye ayrı bilimlerin var olduğunun ispatı aslında bu. Tabii yani o zaten tekrar edildiğinde onları birleştirebiliyor olmaz. Aynı merkezine geldiğinde sen de merkezine geliyorsun. Merkezine yaratılmayan, merkezine dünyaya gelmek tek var insandı ya. Ortasına gelebilir. Merkeze gelmek de o zaten. Şahsiyet diye bir şey var ya, karakter diye bir şey var ya, onun bana verilmesinin bir nedeni olmak zorunda. Yani sadece benim bir görevim olmak zorunda. Aslında benim dünyaya gelmek tek amacım o. Ben eğer o görevimi bulursam, sadece benim yapmam gereken görevi bulduğunda hücre gibi davranmaya başlayacağım. Asıl görevimi buldum ya, artık o görev için çalışacağım. Hücre kendi görevini yapıyordu, bütünlüğü oluşturuyordu mükemmel bir şekilde. Ben de kendi görevimi, gerçekten eğer sağlıklı olarak yapmam gereken görevi bulduğumda, herkes bulduğunda... O zaman şöyle, hani kendi kendime soruyorum, cevaplar ve şey yapıyorum. Senin düşünme mantığına giriyorum. Hani farklı bir açıdan bakmak için zaten bu, onun için var bu ders. Yani mesela ben onun için istifade ediyorum. Bizim kendi bir kurduğumuz bir şeyimiz var, kurgu şeklimiz var. Farklı bir açı, onun için güzel. Şimdi, tabii derken karıştırıyorum. Yalan sayın, ne olur. Araya şey yaptık. Hı? Tamam, başka soracak varsa ben onu... Ötekişekte geç hatırlarsın. Hasan abi, bir soru benim sorum şu... Ha şöyle diyeyim, karışamadan abi. Hani Hasan abi de derdi ya, kendi sahana çekmek mevzusu. Şimdi hani timsah var, aslan var. Evet. O oraya çekiyor, bu buraya çekiyor. Temelde aslında bu bizim için de geçerli ama hani şimdi bir ateist var karşımızda diye düşünelim. Ama bizim kafamızda da bir ateist var. Hani bir noktamızda bir ateistlik var yani. Hani, şeytanın veyahut da nefsin bir şekilde ateistlik yapıyor bana da zaten. O diyor ki sadece bu boyut var. Kendi sahasına çekiyor ki orada inkar edecek zaten. Yani bu boyut var diyor. Madde var diyor. Maddenin bir temelinde bulacağız zaten bir gün diyor. Bak yaklaştık iyice zaten diyor. Bundan öte bir şey zaten yok diyor. Yani bu iki boyuttan ötesi yok diyor. Bana öyle hikaye aslında okuma diyor. Öyle değil mi? Yani, demiyor yani. Çünkü demiyor mu? Bu rasyonel bir şey. Farklı boyutların olmasının... Boyut kıs halinden engellerek söylüyorum. Yani aslında bu konuştuğumuz bir misal. Evet. Boyut mevzusu bir misal aslında. Öyle değil mi? Aynen. Hakikatin kendisi mi? Değil. Evet. Değil.
Yani iki boyutlu bunu bir model... Bir ateist bunu diyemez. Niçin diyemez? Onu bizim lisanla konuşmayacağım İslam noktasında. Kendi iddiyeti. Felsefede hak yoktur. Bu hattır. Bu hat demek her şey buna çıkar. Netice budur. Netice yoktur. Hep düşünme var, üretir. Yani başka boyut yoktur. Dedin ya, iki boyut vardı. Bunu diyemez. Yok çünkü. O zaman felsefe... Yok, şunu demek isteyecek ya, yani kendi sahasında kalabilmek için. Sen de onun için bu böyle bir metotla aslında olayı başka sahalara getirerek onu yeni bir mindere çekmiş oluyorsun demek istiyordum bütünden. Aynen öyle. Onun mantığına uygun bir şekilde oraya çekiyorsun. Tabii, ama o kendi bir mindere vardı. Evet. Ve orada madde perestti veya maddeye bir şekilde eziliyet verip bir şekilde orada başka bir şey yapıyor. Evet, başta söyledim. Ama sen o algısını başka bir mindere gösterip, bak başka minderler de var. Boyut farklılığını getirdi. Boyut farklılığı misaliyle farklı evet, aslında... Adam sorgulanmaya başladı. O zaman ispat noktası dedi, benim minderden başka minder varmış, o zaman şeyi çökmeye başladı. Acaba yani benim burada doğru. Böyle şekilde gidiyor. Aynen, tamam. Onun terminolojisine, onun düşünce yapısıyla da onun bir sonuca gidemeyeceğini burada görmüş oluyoruz. Yani hiçbir zaman bir şey göremeyeceksin sen. Görme şansın yok. Görmüş oluyor. O bakış açısıyla sonuca dair bir şey üretme şansı yok. Bir sonuca gidemez yani. O gidiyorsa eğer, az önce demiş ki yargı zaten zihinsel bir hastalık yani. Bağlamsız anlam üretiyorsun. Bağlamaya mesnet yok yani, bir şey yok. Hasan abinin dediği gibi bir hak bulma şansı yok aslında temelde. Yok. Yani ben felsefenin temel ruhunda o var. Nedir o? Hak yoktur. Bir felsefeci dese ki hak budur, diğer felsefe, Allah yani o zaman bu felsefe değildir, bu bu dindir der. Çünkü hak den hüküm verip sonra sana düşündüren dindir. Peki şöyle desem, bunun benzer şeyleri internette bir sürü şeyler var, boyutlarla daha ötesi. Bunları konuşup da bu yargıya varamamak neden, ne istiyor o kişilerin? Şöyle zaten ama burada şöyle bir şey var. Düşünce yapısının kendi boyutunda kaldığıyla ilgili ben bir kaynak görmedim. Bayağı bir araştırdım. Mesela bu sunum bu tarz şeyler var, videolar ama adam başka bir mana yüklemiş, orada kalmış. 10. boyutu anlamak diye bir video vardı galiba. O kadar şey değil o. Yani ama ya orada, var, bu böyle değil. Var şeyden bahsedenler var yani bu. Ne ben kardeşim. Hani ama şöyle bir şey var. Zaten inanış... Yani meşhur o kuantum videosu falan var ya, o da zaten üç düzlemsel bir şey diyor, onu anlatıyor, onu yapan bir yabancı zaten. Ha okey, ben onu dedim. Ama şöyle bir şey var. İnançla inançsızlık bildiği... Mesela onlar nerede kalıyor? Yani oraya bir şey yaparsan yüzüne şöyle, aynı mevzu. Bilgiyle sınırlı bir şey... Yani ben bir bilgi aldım diye inançlı, bir bilgi aldım diye inançsız olmayacağım. Yani o inanca varış çok farklı bir şey. Benim orada anlatmak istediğim, onu bir eğer ateistle görüşüyorsam onun inancını değiştirmek değil benim amacım. Hiç tabi olamaz çünkü değişmeyecek. Evet. Ben eğer onun inancıyla savaşırsam, ben onun düşünce yapısına uygun bir şekilde onun göremediği yerleri ona gösterebiliyor olmam lazım ki soru işareti üretsin. O soru işareti olsun. Kendi bulsun aslında biraz. O sadece kendi bulsun. Ben dedim ne yapacağım. Kendine soru sordurması lazım. Evet. Çünkü ikna edemezsin abi ateisti. Ben içlerinde yaşadığım için... Soru bilgiden önemli zaten. Yani tamam. Soru cevap bitmiyor. Evet. O ikna edemezsin abi. Aklına indirgemen lazım, o düşünmesi lazım. Selim. Başka var mı? Şey, Doktor abi seni kestim ben. Kusura bakma. Estağfurullah. O arada bitmedi abi. Çok var ama bu saatlerce sürer. Yani bu bir derste uzayış değil. Keselim. Mesela ben sadece bir soru sormak istiyorum. Yani bu son soru. Bir soran olursa kafasını koparalım. Hasan abi, zaman ve mekan var ya Hasan abi. Zaman ve mekan benim için. Bakın bu benim için burada öne çıkan şeyler. Şimdi mesela siz alem-i şehadet derken Hasan abi, alem-i şehadet derken tahtaya zaman ve mekanı bütünlediniz. Orada hem zaman hem mekan mı var abi? Evet. Zaman ve mekanın o boyutları var. Yani zamanın mesela şu anda bilinen gelecek var, hal var, geçmiş var. Evet. Değil mi? Bu kadar. Hı hı. Oysa ustad şu anlarda 6 tane hareketten bahsediyor. Akıcılıktan bahsediyor. 6 tane zaman var.
ön, arka, sağ, sol, alt, üst diye eserde. Ama ona daha gelmemiş. Mesela 6 tane fark. Şimdi istikbalde, istikbal bir zaman işte orası da. Hale uğraması. Ayrı bir hal alıyor. İşte o şeyden geçiyor ya. İşte zaman ve mekan kişiye göre bu üç boyutta değişiyor. Yani kimsenin akmıyor. Ve zaman insanı tanır. İnşallah gelecekte bu şey ortaya çıkacaktır. Zamanın canlı olduğunu söylüyorum ben. Canlı ve ruhlu ve şuurludur. Kime nasıl akacağını bilir. Tamam. Ben abi yani olayı şuraya vardırmak istiyordum. Şimdi zaman Allah'ın bir esması değil mi abi? Evet. Yani burada zaman oldu bitti diyemiyoruz. Yani bir parça yani şimdi az önce Ersal bir şey gösterdi ya abi. Kürenin tahtaya girişi ve bu taraftan çıkışını boyut şey yaptı böyle kesitler halinde. En küçüğünden en büyüğüne. Şimdi en küçüğünden küreye gidemezsek eğer o zaman bu düzeni kopartıp atmışız demektir. Bence en küçüğünden en büyüğüne de gidebiliriz. Bu sadece bizim bakış açımızla alakalı bir durum. Ve bu da şu. Yani Hasan abi bir ateist, özür dilerim ateist demeyeyim de tabiat perest bir adam değil mi? Tabiyyum mu diyorlar? Ne diyorlar onlar? Onunla benim dediğim birbirinden farklı değil ki. Sadece kabul etmek, tevhid, yani Allah'ın varlığını yani bir üst akla bağlamayı yapmıyor. Yani süreci beraber söylüyoruz ama Ersan dediği gibi şey çıkmamış. Bir de orada şöyle bir şey var. Evren dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymayacak bir yapıda. O yüzden de bir kişi diyebilir ki dışarıdan müdahaleye gerek yoksa kendi kendine olmuştur diye sonuca varabilir. İnançsızlık sonucuna varabilir. Ama biz nasıl inanıyoruz? Evet, yaratılmıştır. O kadar iyi yaratılmıştır ki dışarıdan müdahaleye gerek olmayacak kadar mükemmel çalışıyor deriz. O da der ki entropi var, bozuluyor yani evren bozuluyor, nasıl mükemmel der. Ben de derim ki buradaki sınav için hazırlanmış bir zemin olma yönüyle mükemmeldir. Yani entropiye gitmesi onun mükemmel olmadığı değil. Benim sınavda oluyor oluşum, entropiye rağmen canlılığın kompleks yapının ortaya gelişi mükemmel derim ben. Yani mükemmel doğru bir şey değil aslında ama hani sonuca giderken kullanılan metot her şey. Ben ne anlıyorsam, evrenden ben ne anlıyorsam öyle sonuca gideceğim. Evet. Burada keselim mi? Keselim bak. Yani dördüncü boyuttan bahsetmedi, dördüncü boyut. Aslında bu bir tevafuktur. Ben Rize'de hastanede 25 gece kalırken her gece bunları biraz araştırıyordum. Hatta ilgimi çeken bir iki videoyu size gönderdim. Belki iki gün sonrası Ersan'ın bu dersini attığı şeye. Yani bu şahsı manevinin bir yönlendirmesi var. Bence bunu biraz bunun üzerinde durmalıyız. Bu tesadüf değil abi. Bu güzel bir tevafuktur. Burada şahsı manevinin bir yönlendirmesi var. Şimdi burada zamanı öne atmamın sebebi dördüncü boyuttan bahsediyordu ve dördüncü bahsediliyor ve dördüncü boyut tüm zaman olduğundan bahsediliyor. Yani şurada ben yan taraf dairedir dedik, bizi bir duvar bölüyor ya Hasan abi. Biz eğer dördüncü boyuta geçebilirsek bu duvar bizim için artık duvar olmayacak. Sadece belki yıkık bir iki tuğladan ibaret olacak ve ben diğer tarafa geçeceğim. Demek istediğim şu ki bunların hepsi bahsetti sıfır boyut, birinci boyut, ikinci boyut, üçüncü boyuttan bahsetti. Üçüncü boyut bizim girebildiğimiz boyut. Mekanlı. Evet, evet. Bunun içinde bir de dördüncü boyut var. Bunun birbirinden ayrı değil abi. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz demiyor musunuz? Odunda bana ateşi gösterin Hasan abi. Bana duvarı gösterin, nuru gösterin abi. Neden gösteremiyorsunuz? Ama var. İşte bunların hepsi iç içe aslında. Yani her birinden bir diğerine geçebilir. Bu sadece benim bakışımla alakalı. Odun hangi boyutta? Odunda zaman boyutu var ama durulmuştur. Yaktığım zaman alev çıktı, büyüdü, faldı. Ha, bu öncelik sonralık sıra yok mu? O neredeydi? Odunda hepsi ufaldı, büyüdü, faldı kavradım. Odundan nurun çıkması dışarıda böyle bu faaliyetine bir isim koyduk zaman ama odunda öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Bir üst boyut çünkü. Oduna iki zıttı nasıl koymuş dumanla nuru? Üst boyut
orada çalışıyor. Odun bizim boyutta bulunuyor. Evet. Odunu meydana getiren arkası duman ve nur, zıt, üst boyutla işlevi var. Evet. Üst boyut olduğu için şey oluyor, buraya göre mucize oluyor. Yani anladın mı yani mesela odun mekanı var. Odunu meydana getiren nurun veya enerjinin mekanı yok. Duman örter, nur açar. İki zıt aynı yerde. Nasıl bulunabiliyorlar? Kilosu yok. Kilo kalori diyoruz ama odunun şey var. Üst boyut kendisini böyle gösteriyor. Yani bu dünya olduğun gibiyken ahiret o yedi tane renkler gibi. Bu da keselim. Vâhirde vâhumenin hamdülillâ rabbil âlemîn el-fâtiha. Allah'a emanet olun.